Ben... Peki... Peki başka bir şey duydun mu yani? Annen babanın kim olduğunu söyledi mi Pelin teyzene? Böyle öğrenmiş olman inan beni çok üzdü. Eminim annen de çok üzülecektir. Ne onunla konuşmayacağım. Bak belki sana anlatacağı şeyler vardır ha. İstersen gel. Beraber gidelim. Konuşalım annenle. Hani sen sözünü tutardın. Beni annemi götürmeye geldin değil mi? Bana yalan söyledin. Emir! Emir! Emir dur! Emir! Dikkat et! Emir! Sen ne yapıyorsun? Emir ne yapıyorsun oğlum sen? Az kalsın araba çarpacaktı, aklımı aldın. Bırak beni gideceğim. Hayır, hayır gel, gel tamam gel şöyle. Gel, otur. Sakin ol tamam mı oğlum? Sakin ol. Bak senin istemediğin hiçbir şey yapmayacağım, sana söz veriyorum. Sadece konuşacağız. Tamam mı? Sadece konuşacağız oğlum. Yine karar senin. Seni zorla anneni götürmeyeceğim tamam mı? Ben konuşmak istemiyorum. Bana annen, annen deyip durma. Ama bak annen çok korktu. Çok üzüldü. Emir. Sen annenin en kıymetlisin oğlum. Bunu yapma annene ne olur. Ya o bana niye yaptı? Sor annene oğlum. Konuş annenle. Konuş. Sonra ne olacak? Onu da affetmeyeceğim. O adamı da. Babam her kimse. Tamam. Tamam oğlum. Affetme. Affetme. Haklısın çünkü affetme ama bunları git annenin karşısına geç. Bütün hislerini onun yüzüne söyle. Tamam mı? Ha? Ama sen yanında duracaksın. Beni bırakmayacaksın ona değil mi? Sonra da Süreyya ablaya götürürsün beni. İşte kalabilir miyim? Önce bir annenle konuşalım, tamam mı? Sen hala istiyorsan gelirsin. Emir. Ne yaşadığını çok iyi biliyorum oğlum. Öfkeni, acını. Hepsini çok iyi biliyorum oğlum. Çok iyi biliyorum. Sana kimse böyle yalan söyledi mi? Senin baban hiç bıraktı mı? Nereden biliyorsun? Hayır. Hayır ama sonuçlarını değiştiremeyeceğim şeyler oldu. En kötüsü de ne biliyor musun? Değiştiremediğin şeyleri öylece kabul etmek. Bütün bunları bu yaşta öğrendiğin için çok üzgünüm. Ama bak bunları beraber aşacağız. Tamam mı? Birlikte aşacağız. Ben senin hep yanında olacağım, sana söz veriyorum. Sen bunu istemesen de, istemediğin zamanlarda bile yanımda olacağım. Thank you.
Ben benzin alacağım, bir de su alıp geleceğim. Tuvaletin var mı? Aç mısın peki? Yiyecek, içecek, bir şey istemiyor musun? Peki. Alo Faruk. Neredesiniz? Emir nasıl? Çocuk ona yalan söylediğini öğrenmiş. Nasıl? Sizin Pelin'le konuşurken duymuş. Sen Emir'in olduğu bir ortamda... Nasıl böyle konuşursun ya? Kafayı mı yedin sen Begüm? Babalar gününde kızmamış mı yani? Nasıl duymuş? Pelin teyzemle konuşurken duydum diyor. Ne kadarını duymuş? Nasıl duymuş? Ne kadarını bilmiyorum. Seni de duymuş mu o? Eğer beni biliyor olsaydı gelir de bana sığınır mıydı? Zor ikna ettim. Yanına geliyoruz, tamam mı? Artık birlikte konuşacağız. Ne konuşacaksak, nasıl konuşacaksak hiçbir fikrim yok. Tamam, tamam. Siz eve geçin, tamam mı? Ben oraya geleceğim. Ne kadar zamanda gelirsiniz? Yarım saate. Tamam, orada görüşürüz. Bunu da elime yüzüme bulaştırdım Pelin. Bunu da elime yüzüme bulaştırdım. Duymuş, bizim konuştuklarımızı o gece duymuş. Ne olur topla kendini lütfen. Sırası değil Begüm. Kendine bu kadar haksızlık etme lütfen. Ben herkese haksızlık ediyorum Pelin. Herkese haksızlık ediyorum. Ben ne kadar kırmayayım, incitmeyeyim, onu üzmeyeyim diye hareket etsem de çocuğumu soktuğum hale bak. Kim bilir ne kadar incitme. Ne kadar üzüldü, ne kadar kırıldı. Benim yüzümden kaçmış. Hepsi benim yüzümden. Allah beni kahretsin. Begüm. Ya ona bir şey olsaydı. Olmadı ama. Emir sapasağlam. En azından buna şükredelim. Ama kalp paramparça Pelin. Kalbi paramparça. Ve ben onu nasıl tahmin edeceğimi bilmiyorum. Ben hastalığımın karşısında bile bu kadar çaresiz kalmamıştım. Çıkmadan bir pedagog Gülgün Hanım'a mı uğrasam? Bir yol gösterir, nasıl konuşacağınızı falan anlatır. En azından bundan sonrasını düzgün atlatırız. Bir daha da kendi başımıza iş yapmayalım artık.